Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Öncelikle dünkü Merkez Bankası toplantısı, çıkan faiz kararı, kararın ardından metnin içerisinde yer alan unsurlar bugün itibariyle üzerine konuşacağımız temel konu olacak. Diğer taraftan yine özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları oldu. Dün itibariyle bir parça ona da değinmeye çalışırız. Diğer yandan özellikle yine yurt dışında önemli gelişmeler var. Bugün Çin'den gelen dış ticaret rakamları oldukça kuvvetli. %30'un üzerinde ihracat, %40'ın üzerinde ithalat artışı. Dünyadaki ekonomik canlılığı önemli ölçüde gösteren unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla bunun devamı olacak mı olmayacak mı, buna bakacağız. Öte yandan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir yandan risk iştahı artarken öbür taraftan Fed'in bu konuyla ilgili çok aşkın bir noktaya gelmiş olan o risk iştahını dizginleyebilmek adına belki de yılda iki kere yayınlamış olduğu raporun içerisinde yaptığı çeşitli uyarılar var finansal istikrar anlamında. Diğer yandan özellikle yine bu dönemde aşı tartışmaları çok ön planda kalmaya devam ediyor. Dün de üzerine konuşmuştuk. Almanya'da özellikle Angela Merkel'in bu aşı patentlerinin askıya alınmasına karşı olduğuna yönelik açıklaması da bugün itibariyle konuşacağımız konulardan bir diğeri olacak. Önce faiz kararıyla bir başlayalım istersen. Çünkü özellikle dün Merkez Bankası toplantısında faiz konusunda hareket bekleyen hiç kimse yoktu. Ancak bir yandan da sözlü yönlendirme ile Merkez Bankası'nın dün bahsettiğimiz gibi durduğu yerle duruşu arasında bir fark oluştuğundan söz etmiştik. Bunu kapatmak için herhangi bir hamle olacak mı olmayacak mı, buna bakıyorduk. Metnin içerisine yerleştirilen bazı noktaların şahin duruş sergilediğini ifade etmek mümkün. Bunu da aslında buradaki grafik üzerinden de belki belli ölçüde konuşabiliriz. Diyor ki Merkez Bankası, Nisan ayı enflasyon raporu içerisinde öngördüğümüz patikaya gelene kadar sıkı duruş devam edecek. Böylelikle piyasanın yaz aylarında bir faiz indirimi beklentisi varken Merkez Bankası diyor ki, biz özellikle yılın son çeyreğine, belki Ekim ayına biraz daha işaret eder şekilde faiz indirimi konusunda beklentileri öteliyoruz. Hemen hemen Türkçesi bu diyebiliriz herhalde. Evet, yani şunu konuşmak gerekir. Öncesinde de konuştuğumuz için daha da bence anlaşılır olur zaten. Şimdi değişiklik olduğu günden bu yana, Merkez Bankası Başkanı görevden alınıp da yeni başkan geldiğinden bu yana tabii bir güven problemi oluştu. Yani bunun gelen kişiyle vesaire falan ilgisi yok. Oluşan ortam genel olarak güven ortamı değildi. Bu bakımdan da Merkez Bankası epeyce çok yani zorlu bir yola girmişti. Ve şu ana kadar da derdini anlatmakta çok zorlandı. Bu Merkez Bankası'nın kendi iletişim kazalarından da bence oluyor. Fakat bu olan olaylar tabii bunun baş sağlayıcısı. O yüzden yani neredeyse vallahi artırmayacağıma kadar ilk toplantıya kadar hatırlarsan ifadeler gelmişti. Yani daha toplantı yapılmadan çok ciddi bir yönlendirme yapılmak durumunda kalmıştı. Çünkü birkaç tane endişe vardı. Bir, gelir gelmez faizi indirecek. Yoksa başkan niye değilsin ki? İkincisi, indirmezse bu sefer bulduğunda indirecek. Yani çok kısa sürede indirecek. Bu biraz belki o endişeleri yatıştırmak için. Üçüncüsü, yani acaba artırması gerekince artırabilir mi? Böyle bir endişe var. Dördüncüsü, artırırsa iş güvenliği ne olur? Yani dört tane endişe var. Şimdi ilk zaman artırılmadı. Kısa sürede de artırılmadı. 2 ve 2,5'uncu diyelim endişe. Kısa vadede indireceği beklentisiydi faizi. Şimdi bu iletişimle bence onu da ortadan kaldırıyor Merkez Bankası. Dolayısıyla bu dörtlü endişenin iki tanesini bertaraf etmiş oluyor. Fakat kalan iki tanesi tabii ister istemez orada. Onları tekrar hatırlatayım. Yani iki yönlüyse araç seti, acaba artırdığında yine handsfree olur mu? Yani olabilir mi, artırabilir mi? Artırırsa iş güvenliği ne olur? Bu endişeler bence kolay kolay geçmez. Burada tabii bu bir güven ilişkisi. Çok zor tesis ediliyor. Dediğim gibi bu kişilerden bağımsız, yani kurumsal kapasite ve verilen sözlerin tutulmasıyla alakalı kredibilite oluşumu. Mesela Naci Bey geldiğinde hatırlarsan durum daha kötüydü. Yani finansal koşullar çok daha kötüydü. Kur çatıdan çıkmak üzereydi neredeyse. 8.30-8.30'lara kadar dayanmıştı ve çok hızlı gidiyordu. Hem rezervlerle ilişkin endişeler hem enflasyon, yani çok fazla şey konuşuluyordu. Yani biliyorsun çok uç senaryolar telaffuz ediliyordu. Sermaye kontrollerine kadar. Ve ilk birkaç gün belki hem siyaset tarafından hem Merkez Bankası tarafından, yani Merkez Bankası'nın görevi değil ama yani genel verilen güvenle bu sermaye kontrollerinin olmayacağı filan da bayağı bir iletişim yapıldı. O zaman mesela Merkez Bankası söz verdiğinde, önce banka genel müdürlerine ardından kamuya yaptığı açıklamada bu sözlü yönlendirme işe yaramış ve enflasyon hedefi uğruna Merkez Bankası'nın çaba göstereceği
Bence herkes tarafından kanıksanmıştı. Ondan sonra zaten biliyorsun işler epey iyi gitti. Yani hem kur değer kazandı hem de faizler geriledi. Fakat şimdi aynı faizi vererek ve benzer lafları söyleyerek pek piyasayı ikna edemez hale geldik. İşte kredibilite, yani güven oluşumu dediğimiz şey de buydu. Bana kalırsa çok yani derslik bir durum var ortada. Şimdi dünkü metinden de ben farklı yorumlar gördüm. Yani Merkez Bankası'nın sıkı kelimesini çıkararak bir faiz indirimi düşünenlerin indirimi sinyallediğini düşünenlerin sayısı bence Merkez Bankası'nın sıkı bir para politikası sinyali verdiğini düşünenlerden daha fazla. Tekrarlayayım bu karmaşık cümleyi. Yani diyorlar ki Merkez Bankası dünkü iletişimle faiz indireceğini söyledi. Benim okumam tam tersi. Ben senin yani açtığın, pas atarken söylediğin gibi düşünüyorum. Orada Merkez Bankası bu parasal sıkılaşmanın, şu an uyguladığı sıkı politikanın, ki sıkı kelimesi de orada bir yerde geçiyor, kredileri daha da fazla aşağıya ittiğini söylüyor. Ardından da bizim enflasyon raporunda, yani Nisan ayında gösterdiğimiz gibi patika ile uyumlu hale gelene kadar biz bu para politikasını koruyacağız diyor. Şimdi şeyi açtığında zaten sen bunu gösterdiğinde, bunu tabii şimdi televizyondan falan göstermek, izah etmek güç ama şöyle söyleyeyim. Bu enflasyon raporunda yani bir kere şuradan iki tane şey var. Hızlı hızlı onu söyleyeyim. Burada bir kanal var. O kanal da Merkez Bankası acaba %70 olasılıkla enflasyon nerede oluşur onu gösteriyor. Bu kanalın bu yıl sonundaki alt noktası %10. Yani en iyi ihtimalle enflasyon %10 olur. Bizim tahminimize göre diyor. Orta noktası 12.2 olur. Zaten enflasyon orada tahmin ediyorlar. Üst bantta 14.4'e tekabül eder. Bu bakımdan da bu patikaya girene kadar biz zaten şeyi indirmeyiz. Faizleri indirmeyiz. 14.4 olması da faizleri indirmek için iyi bir seviye midir? Kesinlikle değildir. Fakat Merkez Bankası'nın yani bir hataya doğru koştuğunu hemen hemen bütün piyasa düşünüyordu. Haziran-Temmuz aylarında faiz indirimi geleceğini. Çünkü enflasyon zirve yapacak. 17'den düşmeye başlayacak hafif hafif. Ve bu baz etkisine dayanarak alın size faiz indirimi diyerek büyük bir hata yapacağını tahmin ediyordu. Bence bu hatayı yapmayacağını, faiz indirimini en az bir çeyrek ötelediğini söylüyor. Bu tabii şimdi dinamik bir şey. Yani bu gördüğün şey, kanal mesela Temmuz ayındaki enflasyon toplantısında bence birazcık daha yukarı revize edilecek. Ve bunun sonunda da aslında yıl sonuna kadar Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz indirimi gelmeyeceğini, belki yapmak istese de yapamayacağını anlayacağız. Bu bakımdan bana göre dünkü bu karar metni kendini çok sıkı şekilde bağlayan bir karar metni. Yani mutlaka üstüne düşünülmüştür zaten Merkez Bankası'nda. Çok ince bir ayar yapılmıştır. O bakımdan ben son zamanların en güçlü sözlü yönlendirmelerinden biri olarak okudum. Yani sadece sözlü olmayacağı için bir yere çıpalamak da lazım ya o beklentiyi. Buraya çıpalamak doğru bir yaklaşım. Yani kontrol ufkunun üst bandına en azından burayı çıpalamak, beklentileri yönetebilmek adına önemli ve aslında akılcı bir yaklaşım oldu. Onu söyleyebiliriz herhalde. Evet, yani bu Ekim vesaire aylarından itibaren şey düşüyor. Keşke buraya kalmadan önce enflasyon raporu toplantısında bu iletişim yapılsaydı. Evet, ama bence işte yani şimdi şöyle bir şey var, haklısın. Bunun yanıtı bence şudur. Yani ekipler, yönetimler, kurumsal hafızalar vesaire bunlar devamlı değiştiği için biraz da yaparak öğreniyoruz. Yani ben bunu kabul etmek lazım. Hatalar buradan da kaynaklanıyor. Yani bu birçok yerde böyle. Yani en son çekişinde bak yani çok şey konuşulabilir. Yani kapanmalardaki istisnalar son anda işte ürünler yok çöpe atılıyor diye cumartesileri pazarlara açalım. Ya bunlar belli değil miydi yani kapatırken? Pazarların açılmayacağını, bazı ürünlerin çöpe gideceğini hesap edemedik mi biz yani? Yani bunun gibi çok şey var. Bu Türkiye'deki kurumsal erozyonun bir sonucu bence. Bu bakımdan yaparak öğreniliyor. Şimdi burada bir şey fikri var. Yani bu bant Ekim ayında aşağı geldiği için orada bir faiz indirimi de olabilir mi acaba diye düşünüyorlar ama Ekim ayında aşağı gelen şey üst noktası 18 olan koridorun birazcık aşağı inmesi. Bu bakımdan bence orada yine de bir faiz penceresi, indirim penceresi oluşmayacak. Çünkü yıl sonu piyasada yani bizim Bloomberg HT tahmin veren ekonomistlerin yerli yabancı yıl sonu tahminlerinin ortalaması 14,5. O bakımdan da yani ben burada çok ciddi bir faiz indirim olasılığı görmüyorum. Belki son çeyrekte hani Kasım'da Aralık'ta belki orada bir imkan olur. O da hani ne kadar imkandır tartışılır ama belki orada olabilir. Toparlamak gerekirse ben dünkü bu iletişimi epeyce şahin okudum. Buradaki tek problem dediğim gibi kredibilite problemi. Yani bunu mesela 3 ay 4 ay önce
önceki başkanı hiç olmamış varsayalım bu başkan olsaydı ya da bu başkan olmasaydı önceki başkan bunu söylemiş olsaydı bu çok sert bir etki yapardı. Ya çünkü bu çok sert bir şekilde kendini bağlama, sözlü yönlendirme. O bakımdan da ben epeyce... Sözlü yönlendirme gibi de çıpalama olduğu çıpalama için oluyor. Hakikaten önemli. Epeyce ben şahin buldum. Bu bakımdan faiz indirim konusu birkaç aylığına kapanmıştır. Belki bu arayı da Merkez Bankası birazcık nefes alarak biraz da işte bu bahsettiğimiz kurumsal işleri dili falan geliştirerek geçirir. İki tane endişe ortadan kalktı. Gelir gelmez faiz indirmeye geliyor. Yani merkez bankacılığını unutacak, siyasi davranacak. Bu ortadan kalktı. Tamam şimdi indirim hadi ama fırsatını bulur bulmaz indirecek, hata yapacak. Bu da ortadan kalktı. Bu da bence önemliydi. Geriye iki tane endişe kalıyor. Yani bir bu tanesi, yönlendirme gerçekleştirilecek, takibi yapılacak olursa tabii. Yani herhalde yapacaktır burada. Söz veriyor Merkez Bankası. Ardından da bu araçları iki yönlü kullanamaz. Yani gerekirse faizleri artıramaz. Ve artırırsa iş güvenliği gibi iki tane endişesi var piyasanın. Yani üzgünüm bunlar tabii yani kısa vadede gitmez. Ama şu ana kadar sonuçta doğrular yapılıyor. Fakat yani işin geneli problemli olduğu için tabii ki istenilen etki olmuyor. Ben de farkındayım. Ama dünkü iletişim yani sadece burada kalmak kaydıyla iletişimi yani bu metinden ne çıkardınızsa soru çok şahin bir iletişim dünkü yani. Yani yurt dışı da bu kadar hani hava olarak nispeten bozuk olmasa Türk lirası üzerinde yurt dışı üzerinden gelen o son dönemdeki konjonktür etkilerinin yansıması da olmasa biraz daha etkili de olabilirdi belki buralardaki çıpalama. Ama sonuçta yurt dışında da işte faiz artar mı, artacak mı, yılın açıklaması, işte gelişen ülkelerin içindeki bundan daha fazla zarar görür falan gibi tartışmaların döndüğü bir ortamda bizlere dönük bakış açısı gelişen ülkelerin geneline ve özellikle de cari açık üreten gelişen ülkelere dönük çok pozitif değil. Yani ben bu mesajın üzerinde biraz daha durulup biraz daha net anlatıldığında bunun daha fazla etki yaratabileceğini konjonktürde müsaade ederse belki düşünebiliriz derim. Bilmiyorum yani bence dünkü etkinin zayıf kalması birincisi dediğim gibi mesajın anlaşılamamasından oldu. Çünkü teknik anlatılmış ve teknik çıpalanmış. Yani evet yani sonuçta anlayamadılar dediğim insanlar öyle düşünmediler. Yani bunlar da piyasa profesyonelleri. Hani bakıp da anlayamayan insanlar değiller. Bakıp demek ki faiz indirimi geliyor diye yorumlamışlar. Bu bakımdan bence bir mesaj tam ulaşmadı. Yani herkes benim gibi düşünmemiş. Benim konuştuğum birçok insan bunun faiz indirimi anlamına geldiğini düşünüyordu. Birinci bence dünkü bunun istenilen etki. İstenilen etkiden kastımız nedir bu arada? Faizlerin aşağıya gelmesi, bir koro halinde beklenti oluşturanların ya evet bu şahin bir iletişimdir demesi ve Türk lirasının değer kazanması. Yani çok kabaca ve risk priminin düşmesi. Yani dört tane kanaldan ölçecek olursak bunların çok azı ya çalıştı ya çalışmadı dün. Bunun sebebi dediğim gibi yani iletişimin farklı algılanması. İkincisi de genel kredibilite problemi. Yani ikincisi zaten geçmeyecek. Fakat ilkinin iletişimi biraz daha kuvvetlendirilirse belki özel toplantılarda belki işte farklı şekillerde kamuoyuyla iletişimde bence daha başarılı olunur. İkincisi için yapacak bir şey yok. Onun için zamana ve sözleri tutmaya ihtiyaç var yani. Bir de şey dedin ya hani bu onu da ben yani belki birkaç kelime söylemek lazım. İşte bu cari açığı olan ülkeler yeni dönemde problem filan. Yani dün de ifade etmeye çalıştım. Türkiye'nin yani 100 birimlik probleminin kabaca 80-90'ı kendiyle ilgili. Yani dışarıda olan şeyler mutlaka buraya da etkileyecektir ama yani ana konu bence bu. Bir de bu cari açık meselesi de şöyle. Yani bu kurla ve bu mal fiyatlarıyla bu cari açığı zaten yani işte monoblok bir şey düşünmemek lazım. Bu değişken dinamik bir şey. Yani Türkiye bu kurla bu seviyelerle bu cari açığı üretemez zaten. Yani farklı bir şey söylemek gerekirse güçlü büyüme seviyelerini koruyamaz. O bakımdan yani cari açığı yüksektir. Bu işte tapering başladığında varlık alımları hani bir numaraya bunu yazarım o yanlış olur. Ama şey işte olabilir. Ezber olarak fon yöneticilerinin bazılarının yeterince o ülkeler üzerinde net bilgi sahibi olmayan bazı fon yöneticilerinin kendi görüşlerini ve pozisyonlarını uyarlaması nedeniyle etki yarattığı için söylüyoruz. Yoksa çok kuvvetli bir çıkış veya akım tersine dönüşü falan söz konusu olmayacak. Çıkacak yani bir şey yok. 2013'te 80-90 milyar dolar 2013'e kadarki 3-4 senede fon akımı oldu bu ülkeye. Dolayısıyla 2013'te Bernanke çıkıp da biz artık varlık alımlarını azaltıyoruz dediği anda yaşadığımız dalgalanma başka bir dalgalanmaydı. Şimdi işte bono sahipliği %5'in altında, hisse sahipliği %40'larda swap pozisyonu kalmamış. Bir yabancı çıkışı yok olsa olsa açığa satabilirsin. O kadar işte biraz turizm açılacak. Yani kör topal artık. Bu saatten sonra ihracat gayet kuvvetli seyrediyor. İhracatçılar çok başarılı. Neredeyse 200 milyar dolara koşuyorlar. Yani o anlamda ben yani çok ciddi bir de yani altına, dövize de milleti çok kaydırmazsak yani cari için bir bölümü de oradan geliyor ya. O bakımdan ben hani
oraları çok sorunlu görmüyorum. Yani benim derdim içerideki işleri doğru yönetmek. Yani dışarısı zaten yıllardır destekleyici değil. Ha bir de taper tantrum olursa, yani işte varlık alımlarının azaltılmasından ötürü bir karmaşa olursa elbette burası etkilenir. Ama dediğim gibi yani yabancı sahipliği çok düşük olduğu için hani ben bir numaraya yazmam. Şimdi orada gruplandırmaya çalışacaklar. Onlar genellikle yanlış oluyor. Peki nasıl sen gruplandırırsın dersen? Ya bu arada çok para girmiş olanlar varsa onlara bakarım. Ha Türkiye tabii emtia üreticisi değil. Emtia üreticileri biraz daha şanslılar. Ama öyle bir şey olursa tabii emtia da sallanır. Yani o yüzden benim kafamda net bir lig yok. Farklı şeyler de olabilir. Mesela şimdi bu Amerika Batı kümelenmesinin işte Rusya Çin'e karşı açtığı cephe o an gündemde oldu. Onu kestiremezsin şu anda. O bakımdan bence içerideki şeyler daha önemli. Yani. Peki burada özellikle iç talep üzerine bir parça odaklanalım istersen. Diyor ki Merkez Bankası'nın metninde salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybediyor. Dış talep ise koruyor. Şimdi burası hala iç talebin kuvvetini korumaya devam etmesi üzerine tartışabiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da dün bir mülakat verdi CNN Türk ekranlarında. Orada da aslında tabii sorulan sorular doğrudan bizim piyasa metrikleri içerisinde değerlendirebileceğimiz sorular değil. Dolayısıyla verilen yanıtlar da piyasa içerisinde ister istemez etki yaratabilecek yanıtlar olmuyor. Doğru sorular sorulamadığı için piyasa adına diyorum, kimseyi eleştirmek babında değil. Piyasa gözüyle sorulan sorulara muhatap olunamadığı müddetçe alınabilecek olan yanıtlar da sınırlı oluyor. Dolayısıyla orada da söylenen yani %5'in üzerinde bir büyümeyle yılın kapanabileceği, cari denge konusunda da nispeten daha az endişeli olduğunu görüyoruz Lütfi Bey. Yani cari denge konusunda ben de daha az endişeliyim ama benim daha az endişeli olma sebebim Türk lirasında yani zayıf Türk lirası, yüksek faizler ve düşük iç talep beklemem. Yani bu işte yani MB değişikliği sonrasında da burada konuşmuştuk. Yani makro gidişatın gittiği yer belli. Bir de tabii yani Türkiye ekonomisinin kabuk değiştirdiğini de son 3 yıldır bence görmek gerekir. Yani Türkiye ekonomisi son 3 yıldır kabaca işte %1,5-2 civarında büyüyor. İşsizliği yani sadece manşet veriye bakacak olursan %15'lere yakın, %12'nin üzerinde minimum enflasyon üretiyor. O bakımdan da yani bu ekonominin tekrar çok hızlı canlanıp mesela faizleri duyarlı sektörlerin devreye girip falan devamlı bir biçimde cari açık üretmesi bana zor geliyor. O yüzden yani benim de çok endişem cari açık değil. Cari açıktan ziyade zayıf ekonomik büyüme ve eksik istihdam yaratması yani eskiye nazaran bence endişeler bunlar. Bu sene tabii özel bir sene. Çünkü geçen sene hiç kimse büyüyemedi. Hatta dünyanın neredeyse tamamı daraldı. Türkiye hafif boynunu şöyle suyun üstüne kafasını çıkarabilen ülkelerden, nadir ülkelerden biriydi. Bu bakımdan bu seneye de biraz güçlü başladı. Yılın ikinci yarısındaki yavaşlamayı da dahil ederek söylüyorum. Evet bu sene dördün üstünde bir büyüme görünüyor. Eğer ki kurda yeni bir şok olmazsa. Ama bu sene tabii herkes büyüyecek. Yani belki birazdan İngiltere konuşacağız. Bu sene 7,5 büyüme bekliyor. İşte Amerika %7 civarında büyüme bekliyor. Çünkü bu gelişmiş ülkelerde çok ciddi kamu harcamaları yapıldı. Bu kamu harcamaları da ekonomiyi çok hakikaten sert şekilde ivmelendirdi. Durum böyle olunca tabii 2021 yılı dünyada büyüme yılı. Yani Covid-19 sonrasındaki özel bir dönem olduğu için söylüyorum. Fakat Türkiye işte 3 ayda şu oldu, bu çeyrekte bu oldu, bu yıl bu oldudan ziyade yani Sayın Bakan'a cevaben değil, işin gidişatı bakımından baktığında düşük büyüme ortamına girmiştir. Yani bizim konuşmamız gereken şey o. İstatistiki olarak büyümenin %5 olması değil, hissedilen büyümenin ne olduğu da önemli burada. Yani özellikle son 5 yılın ortalama büyümeye baktığın zaman geldiğin yer neresi? Ne kadar istatistiki bazı yıl üzerinden baktığında yaşadığın bir büyüme etkisi, ne kadarı gerçekten refah artışından kaynaklanan bir etki, ona da bakmak lazım. Tabii. Şimdi tabii yani dünyanın neredeyse artık tamamı böyle ama toplumlar politik olarak filan genellikle artık ayrışmış oldukları için uzun süredir. Ya her konuda kimi yalın kat gerçeklerin altı oyulurken kimi alternatif gerçeklikler üretilebiliyor. Bu çok normal ama ekonomi olduğu zaman özellikle de bir eğilim oluştuğunda yani 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık değil de birkaç yıllık bir trend oluştuğunda o zaman insanlara bunu anlatamazsın. Yani şimdi burada yüksek enflasyon, düşük büyüme ortamı olduğunu vatandaşlar zaten hissediyorlar. İş dünyası da hissediyor. O bakımdan yani bizim neyi nasıl söylediğimizden ziyade gerçeklerin önemi var. Sayın Bakan'ın söylediği tabii bu seneki büyüme haklı da bu sene Türkiye ekonomisi hakikaten çok iyi bir tepki verecek, ivmelenecek. Ama bu seneden sonra ya da
bahsettiğim gibi bu sene geçmiş olacak, gelecek sene de geçmiş olacak. 5 yıl geriye dönüp baktığında ortalama 3 büyümeyi ya yakalamış olacaksın ya olmayacaksın. Oysa ki Türkiye'nin yeni istihdam yaratması, yeni istihdamı geçtim, mevcut işsizlik seviyesini koruması için çok kabaca 5 büyümesi lazımdı bu krize girene kadar. Şimdi yeni hesaplar elimde yok. O yüzden 5 büyüyemeyen Türkiye, vatandaşına iş yaratamayan Türkiye demektir. Çünkü nüfus artışı durmuyor, içeriye göç durmuyor filan. Yani Türkiye'nin şeyleri bunlar, biraz daha problemleri bunlar. Peki yurt dışına dönüp baktığımızdaysa tablonun canlı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Çin temelinde. Biraz önce yayının başında da söyledim. İşte %30'un üzerinde ihracat artışı var bugün gelen dış ticaret rakamlarında. %40'ın üzerinde ithalat artışı var. Dünyadaki canlılığı ölçtüğümüz yerlerden bir tanesi Çin'in ne kadar ithalat yaptığı. Çünkü bunun üretime döngüsünü çok doğrudan hissettirdiği için. Dolayısıyla aslında orada işler fena gitmiyor gibi görünüyor. Bütün dünya açısından da bakıldığında, emtia fiyatlarına ilgi alaka olarak da baktığımızda, işte bugün demir cevherine bakıyorum, %5'in üzerinde yukarıda, bakır fiyatları tarihin en yüksek seviyesine gelmiş durumda bir kez daha. Dolayısıyla hani ekonomik canlılık devam ediyor ve aynı zamanda fiyatlamalar da, emtia fiyatlamaları da bunu birebir yansıtmaya devam ediyor. Yani Çin'de zaten bu sene ekonomist beklentileri %8 civarı büyüme. Avrupa'da yine 4-5'leri zorlayacak. İngiltere dediğim gibi birazcık daha aylık otu, 7-7,5'luk bir büyüme beklentisi var. Amerika belki yılın en flaş ülkesi. Yani bu Covid-19'un etkileri artık önemli oranda geçmiş olacak. Fakat tabii bazı etkiler kalacak. Yani kamu borçları kalıcı şekilde artmış olacak. İstihdam cephesi birçok ülkede düzelecek ama bazı işler yine ne yazık ki kalıcı olarak yok edilmiş olacak. Bunun etkilerini bertaraf etmek için de daha orta ve uzun vadeli yatırım planları yapıyorlar mevcut iktidarlar. Yani önümüzdeki 5 senenin konusu bu. Yani bütün hikaye bu. Bu bakımdan da emtia fiyatlarının bu tepkileri vermesi sürpriz değil. Mesela bakır geldi demin ekrana. Bakır tabii hem elektrikli araçlarda kullanılıyor, hem de herkesin altyapı projesi konuştuğu bir yerde temiz de bir ürün olarak kabul edilip yani her yerde kullanılıyor. Bu bakımdan yani bakırdaki bu temponun düşmesini beklemek güç. Bir de tabii arz problemleri var. İşte ne bileyim, enerji geliyor. Enerjide tabii yani şeyi, hortumu sıkıyorlar biliyorsun. Sıktı mı daha sert fışkırıyor. Yani şey bu, petroldeki hikaye bu. Bir de şimdi talep devreye girecek. Bu bakımdan 70 dolar üstü yılın ikinci yarısında herhalde makul. Bir yandan şimdi mesela tarım emtiası geliyor. Ben bugün gazetede de bu yazıyı yazdım. Biraz fiyatlara hakimim, biraz inceledim. Ya burada tabii kuraklık da çok önemli ama mesela para politikasında konuşmadan geçmemek gerekir. Çünkü para politikası o kadar gevşek ki insanlara bu kağıt para karşısındaki bütün mal ve hizmetlerin değerini artması gerektiğini söylüyor. İnsanlar da işte dünyanın farklı yerlerinde konut alıyorlar. İşte birleşme satın alma yapmaya çalışıyorlar. Kripto para alıyorlar. Gidip işte buğday, pamuk, şeker alıyorlar. Bunların fiyatları uçuyor ister istemez. Bir başka konu da bu emtianın tabii hem küresel canlanma, hem aşının olumlu gitmesi, hem toparlanma hikayesiyle, hem de bu altyapı yatırımlarıyla bir asset class olarak, yani yatırım sınıfı olarak yatırımcılardan ve spekülatörlerden gördüğü ilgi var. Bu işte geniş destekler piyasadan çekilene kadar ister istemez bu da devam edecektir. Yani olduğundan da iyi görünüyor. Yani toparlamak gerekirse Çin'in verileri sürpriz değil. Tüm gelişmiş ülkelerde ve Çin gibi ölçeği büyük ülkelerde ve bazı gelişen ülkelerde bu sene çok iyi bir sene olacak. Şimdi özellikle mesela işin Amerika bacağına bakacak olursak %6'nın üzerinde büyüme beklentisi olan bir Amerika'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan arka arkaya buna rağmen açıklanmış olan 4.1 trilyon dolarlık iki tane paket var. Bu paketlerin şimdi yavaş yavaş sorgulanmaya başladığını da gözlemliyoruz. JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'un bugün bir açıklaması var. Diyor ki şimdi bu paketler sürekli olarak bir takım sorunlar ortaya koyup o sorunların üzerine para atarak çözme çabasıdır diyor. Tamam, vergileri artırabilirsiniz, kurumlar vergisini, servet vergisi, varlık vergisi neyse getirebilirsiniz. Ama diyor burada biz bir somut plan duymalıyız. Yani kaç kilometre yol yapılacak, onların deyimiyle kaç mil yol yapılacak? Bu yollardaki işletim maliyetleri ne olacak? Önümüzdeki dönemde ne katkı sağlayacak? O yolu yaptığımız için ekonomi önümüzdeki 20-30-40 yılda ne katkı bulacak? Bunların bir hesaplanması lazım. Eğer eğitim katkısından bahsediliyorsa ki buraya çok yoğun kaynak aktarımı olacak, bunun karşısında kimse duramaz ama oradan çıktığında yıllık 50-60 bin dolarlık gelire sahip olacak olan çocuklar için böyle bir eğitim modeli kurgulamanın ne anlamı var? Bunları tartıştık da mı yapıyoruz gibi çeşitli eleştirileri var. Bunları söyleyen Jamie Dimon olduğu için önemli, dikkate değer unsurlar bunlar. Bir yandan da Amerikan ekonomisi canlanıyor. O kuvvetini de devam ettiriyor. Mesela işte geçen gün sen de bahsettin iş açılışlarından, jobs verisinden. Orada çok kuvvetli bir momentum var. Yani Amerikan ekonomisinde açılan çok fazla iş var. Fakat
buraya olan başvuruların nispeten düşük olduğunu görüyoruz. İnsanlar işe dönmekten imtina eder durumdalar birçok eyalette. Hatta birçok eyalet şimdi hayat normalleştikçe restoranlarda, kafelerde, hizmet sektöründe çalışacak insanları kendi eyaletinde bulamayıp diğer eyaletlerden transfer yapmaya çalışıyor şu dakikalarda. Bugün tarım dışı istihdam rakamı gelecek. 1 milyon aylık istihdam artışı beklentisi var. Yani hatırlarsan bu paketler tartışıldığında yani benim de ona yakın olduğum küçük bir kam şey diyordu. Yani bu kesin ısınma getirecek ve onu tartışacağız. O zaman reddediyorlardı. Çünkü dert belliydi. Yani her şey plan dahilinde. Bir şekilde yeni başkanın içeride çok hızlı bir zafer kazanması gerekiyordu. Bu bakımdan da herhangi bir çatlak ses istemiyordu. O yüzden Allah ne verdiyse buraya giriştiler. Ki sonra kafayı kaldırıp Amerika'nın işte bu küresel liderlik yarışına soyunabilsin. Yani işte Çin'e baksın, oraya baksın, buraya baksın filan. Bu buydu. Şimdi bunun sonuçları olacak tabii ki. Çünkü gerekenden fazla miktarda para attılar. Daha hala daha şeyler var. Sonuçta hesaplarda bir sürü paralar var. Senin de bildiğin üzere. Bunlar bir şekilde borsada filan speküle etmek için kullanılıyor. Yani tasarruf oranları çıldırmış durumda. Bir de işler iyi gidiyor. Amerikan ekonomisi ısınacak. O yüzden de enflasyon geliyor geçici de olsa. Zaten herkes kendini buna hazırladı. İstihdam piyasası da epeyce kuvvetli. Acaba ne kadarı işlerin geri alınacak ben de merak ediyorum. Yani hep kalıcı olarak bazı işler kaybedilecek falan diyoruz ilk tahminlere dayanarak ama bu tip özel örneklerde belki işsizlik oranları kriz öncesi seviyelerine çok beklenenden de önce dönebilir. Bu da tabii erken enflasyon demek. Yani konuyu çok dağıtmayayım enflasyon cephesine ama Amerika'yı söyledim. Bugün de tarım için istihdam var diye söylüyorum. O cephede epeyce kuvvetliler. Burada bence hep pozitif sürprizlere hazır olmak gerekir. Bu bakımdan da faiz artışı da işte bu önlemlerin çekilmesi filan da hep beklenenden önce olacaktır yani. Peki kısa bir araya gidelim şimdi. Dönüşümüzde Ali Can Türkoğlu da bizlerle olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Günaydın. Önce virüs gündemi üzerindeki önemli açıklamayla başlayalım istersen. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları oldu dün itibariyle. Kapanma süresinde herhangi bir uzama düşünmediklerini ifade etti. 19 Mayıs'ı kapsayacak mı? 19 Mayıs'la birleştirilip daha da uzatılacak mı? Veya uzatıldı bu açıklanacak gibi iddialar vardı. Özellikle son 1-2 gündür sosyal medya üzerinden yayılan ve yoğunlaşan. Dün itibariyle gündemde şu anda böyle bir uzatmanın söz konusu olmadığı açıklandı Fuat Oktay tarafından. Bu arada o yani kesinlikle olmayacak anlamına gelmiyor tabii. Bu önümüzdeki hafta boyunca, bayram boyuncaki rakamlar, vaka sayıları takip edilecek, hasta sayıları takip edilecek, duruma dikkat edilecek ve o durum neticesinde eğer gidişat olumlu yöndeyse buna gerek duyulmadığını ama eğer halen istenen noktaya gelinmediyse eğer ki 5000 rakamına ulaşma gibi bir hedefi daha öncesinde Cumhurbaşkanı da bu kapanmayla ilgili açıklamasını yaparken bahsetmişti. O rakamlara çok yol varsa böyle bir kapama belki ilerleyen dönemde söz konusu olabilir. Ama bugün itibariyle alınan böyle bir karar olmadığı net bir şekilde açıklanmış oldu. İç politika açısından dikkate değer konulardan bir tanesi İYİ Parti'nin gelecekte ittifakın içerisine Gelecek Partisi ve DEVA partilerinin de eklenebileceğini ifade etmesi. Belki biraz bunu da tartışmak lazım. Şimdi özellikle son süreçte ki sosyal medya üzerindeki etkileşimlerden de görüyoruz. Millet İttifakı tarafında yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki bağın kopmadığını, İttifakta değişimler olacak yönünde iddialar vardı siyaset içerisinde konuşulan. Tam tersinde bu ittifakın devam ettiği yönündeki açıklamaları bizzat liderlerden gördük zaten. Şimdi dün itibariyle Sayın Akşener'in söylemiyle anlaşılan o ki yakın zaman içerisinde hem Gelecek Partisi'nden hem DEVA Partisi'nden bu ittifaka giriş yönünde bir hamle gelebilir, bunu görüyoruz. Şimdi şundan bahsediyor aslında Sayın Akşener. Yani ittifak olarak sağlam gidiyoruz. Erken seçime her zaman hazırız biz Millet İttifakı olarak. Hatta bu noktada aramıza yeni aktörler de eklenebilir diyerek hem DEVA Partisi'nin hem de Gelecek Partisi'nden bahsettiğini açıklıyor. Şimdi Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? Yoksa bugün değil de seçim zamanı yaklaştığında ittifak, hangi ittifakta veya işte Millet İttifakı'na girip girmeyecekleri yönündeki
muhtemelen çok daha fazla artan sorulara cevap verecekler, onu göreceğiz. Ama zaten iki ittifaktan birine girecekse bu iki parti, Millet İttifakı'na yakın oldukları zaten biliniyor. Ama şeyi bilmiyoruz tabii değil mi daha, yani mesela olası bir seçim tarihinde ya da tarihinden önce mesela nasıl bir sistemle girilecek? İşte baraj olacak mı? Dar bölge, daraltılmış, bunlar daha belli değil. Şimdi belli sadece siyaset görüşü. Çalışmalar devam ediyor. Evet, görüş olarak şu anda Millet İttifakı'na yakın iki parti olarak görülüyor ve yakın zaman içerisinde mesela bir seçim olsaydı bu iki parti de bizim ittifakımız içinde yer alırlardı diye okuyorum ben. Peki devam edelim istersen buradan. Özellikle yine dış politika açısından da önemli bir süreç. Mısır görüşmelerinin ardından gelen açıklamalar da var ve oldukça yapıcı geçtiğini anlıyoruz bu çerçevede. Bir yandan da Çavuşoğlu'nun Almanya temasları var. Mısır evet olumlu geçmiş. Bakan yardımcıları düzeyinde yapılan ilk toplantı 8 yıldan sonra bir sonraki aşamaya geçilecek gibi gözüküyor. Bir sonraki aşamadan kastım da şu, bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının olumlu geçmesi durumunda Dışişleri Bakanları arasında bir temas bekleniyordu. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı arasında muhtemelen bir görüşme gerçekleşecektir. Görüşmelerin olumlu geçmesi bir anda bütün sorunlara çözüm bulundu, her şey çözüldü, anlaşmalar imzalandı. Özellikle anlaşmadan kastım deniz etki alanları anlaşması. Böyle bir durum şu an itibariyle söz konusu değil. Ama iyi niyet dile getirilmiş. Türkiye ile Mısır arasında artık olumlu bir havaya dönülmesi gerektiği de iki taraf açısından da söylenmiş. Eş zamanlı olarak zaten bakanlıklar tarafından yapılan açıklama oldu. Muhtemelen kısa süre içerisinde dediğim gibi bakanlar arasındaki temasla bu gelişecektir. İlerleyen dönemde bu Türkiye ile Mısır arasında, Türkiye ile Libya'nın imzaladığı gibi bir anlaşma noktasına gider mi? İki taraf içinde karlı olduğu zaten biliniyor bu anlaşmanın yapılmasının. Gider mi? Orayı biraz da zaman gösterecek gibi gözüküyor. Almanya seyahati de önemli. Bir, Almanya'nın AB dönem başkanlığı açısından önemli. Devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Slovenya'ya devredilecek. Aynı zamanda yaklaşan turizm dönemi açısından da kritik. Çünkü Alman turistin Türkiye açısından, turizm sektörü açısından ne kadar önemli olduğu biliniyor. Zaten dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hani turistin göreceği herkesi aşılayacağızdan, yani tabii hani turist havaalanında beni görse beni aşılayacaklar anlamına gelmiyor da, turizm sektöründeki herkesin yakın zaman içerisinde aşılanacağına dair açıklamada bu amaçla yapılmış bir açıklama. Orada mesela yani. New York'ta böyle bir şey tartışılıyor şimdi. Tabii yerel oya tabi ama eğer ki geçerse turistlere bedava aşı yapacaklarmış. Anladığım kadarıyla zaten Amerika aşı sorununu tamamen çözdüğü için tedarik anlamında. Gösterge değil tabii, biz daha kendimiz aşıda problem var ama böyle de bir şey var ama yani. Ama benim anladığım sektör açısından söylüyorum. Mayıs ayı içerisinde hani bu sertifikasyon programı da vardı. O sertifikasyon programına da bütün otellerin dahil edilerek turizm sektöründe çalışan herkesin aşılanması yönündeki süreç Mayıs ayı içerisinde hızlanacak gibi gözüküyor. Dün yani sadece turizm sektöründe otel çalışanlarını aşılamak yetmez. Oralarda program yapanlar var. Oralara dışarıdan gelip oralardaki organizasyonlara katılanlar var. Çok kolay değil yani değil. Onun tamamlığını gerçekleştirmek. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunu tamamlamış oluyoruz.